Zümer Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Bu kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Emin ol bu kitabı biz sana hak olarak indirdik. O halde dini yalnız Allah'a özgüleyerek ona kulluk ibadet et. Gözünüzü açıp kendinize gelin. Arı duru din yalnız ve yalnız Allah'ındır. Onun yanında birilerini daha veliler edinerek biz onlara yalnız bizi Allah'a yaklaştırmaları için kulluk ediyoruz diyenlere gelince hiç kuşkusuz Allah onlar arasında tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki Allah yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi Yaratmakta olduklarından dilediğini seçerdi. Böyle bir şeyden arınmıştır o. Allah'tır, vahittir, kahardır o. Gökleri ve yeri hak olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üstüne çekip örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp dürüyor. Güneşi ve ayı bir buyruğa boyun eğdirmiştir. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akar gider. Gözünüzü açın, azizdir o, gaffardır. Sizi bir tek canlıdan yarattı, sonra o canlıdan onun eşini vücuda getirdi. Ve sizin için davarlardan sekiz çift indirmiştir. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratıştan öbürüne geçirerek oluşturuyor. İşte Allah, budur sizin Rabbiniz.'' Yalnız O'nundur mülk ve saltanat. İlah yoktur O'ndan başka. Hal böyleyken nasıl oluyor da gerçeğin tersine döndürülüyorsunuz? Eğer nankörlüğe saparsanız şu bir gerçek ki Allah size muhtaç olmayacak bir ganidir. O kulları için inkar ve nankörlüğe razı olmaz. Eğer şükrederseniz bunu sizin için rızasına uygun bulur. Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Sonunda dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size işlemiş olduklarınızı haber verecektir. O göğüslerin saklamakta olduklarını çok iyi bilir. İnsana bir zarar, zorluk dokununca Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra ona bir nimet lütfettiğinde önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler, ortaklar isnat eder. De ki: Birazcık nimetlen küfrünle hiç kuşkusuz sen ateş halkındansın. Böyle birisi gece saatlerinde secde ederek ayakta durarak ibadet eden, ahiretten korkan, Rabbinin rahmetini uman biri gibi midir? De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? ancak gönül ve akıl sahipleri düşünüp ibret alır. Tarafımdan söyle. Ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünya hayatında güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik vardır. Allah'ın toprağı, yeryüzü geniştir. Sadece sabredenlere ücretleri hesapsız ödenecektir. De ki: Bana dini yalnız Allah'a özgüleyerek ona ibadet kulluk etmem emredildi ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki eğer Rabbime isyan edersen büyük bir günün azabından korkarım. De ki ben dinimi yalnız kendisine özgüleyerek Allah'a ibadet ediyorum. Siz onun dışında dilediğinize kulluk ibadet edin. De ki Hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana atanlardır. Dikkat edin, apaçık hüsranın ta kendisi işte budur. Onların üstlerinde ateşten gölgeler, altlarında da gölgeler vardır. İşte Allah kullarını bundan korkmaya çağırıyor. Ey kullarım, benden korkun. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde var. Muştula kullarıma. Onlar ki sözü dinler de en güzeline uyarlar. İşte bunlardır Allah'ın kılavuzladıkları. İşte bunlardır akıl ve gönül sahipleri. Üzerine azap sözü hak olanı ateşe dalmış olanı sen mi kurtaracaksın? Hayır, kurtaramazsın. Rablerinden korkanlara gelince onlar için üst üste bina edilmiş odalar var. Altlarından ırmaklar akar. Allah'ın vaadidir bu. Allah vaadine ters düşmez. Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi de onu toprak içindeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra ekin kurur da sen onu sararmış görürsün. Sonra da onu kuru ufanta haline getirir. İşte bunda akıl ve gönül sahipleri için mutlak bir ibret var.'' Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse Rabbinden bir ışık üzerinde olmaz mı? Allah'ın zikrine, Kur'an'a karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlardır açık sapıklık içindekiler. Allah sözün en güzelini birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikri Kur'an'ı karşısında yumuşar. Bu Allah'ın kılavuzudur ki onunla dilediğini dileyeni hidayete erdirir. Allah'ın saptırdığına gelince ona kılavuzluk edecek yoktur. Zalimlere kazanmış olduğunuzu tadın denildiğinde kıyamet günü o kötü azaptan yüzünü kim koruyabilir? Onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Fakat azap kendilerine hiç farkında olmadıkları bir yerden geldi. Allah onlara dünyada rezilliği tattırdı, ahiretin azabı ise elbette daha büyüktür. Bir bilselerdi. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türden örnekler verdik ki düşünüp öğüt alabilsinler. Bunu eğri büyürüsü olmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki korunup sakınabilsinler. Allah hakkında birbiriyle didişen ortakların bulunduğu bir adamla bir tek er'e teslim olan bir adamı örnek verdi. Örnek olarak bu ikisi eşit olur mu? Hamd yalnız Allah'adır ama onların çokları bilmiyorlar. Hiç kuşkusuz sen de öleceksin onlar da ölecekler. Sonra siz Kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Allah hakkında yalan düzenden ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kafirler için bir barınak yok mu? Doğruyu getirene ve onu tasdikleyene gelince, işte böyleleri korunanların ta kendileridir. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte güzel düşünüp güzel davrananların ödülü budur. Böylece Allah onların yaptıklarının en kötülerini örtecek, ödüllerini yaptıklarının en güzeliyle verecek. Allah kuluna kafi değil mi? Yetmiyor mu? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık ona kılavuzluk edecek yoktur. Allah'ın kılavuzluk ettiğini ise saptıran olamaz. Allah aziz ve intikam alıcı değil mi? Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan yemin olsun Allah diyecekler. De onlara. Peki Allah dışındaki yakardıklarınız hakkında ne diyorsunuz? Allah bana bir zarar vermek istese onun vereceği zararı uzaklaştırabilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilese onun rahmetini tutabilirler mi? De ki bana Allah yeter. Tevekkül edenler ona dayanıp güvenirler. De ki ey toplumum yapabildiğinizi yapın. Ben de kendi işimi yapacağım. Yakında bileceksiniz. Kime geliyor rezil edici azap? Kime iniyor bitip tükenmeyen azap? Kuşkusuz bu kitabı biz sana insanlar için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir. Kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlar üzerine vekil değilsin. Allah canları ölümleri sırasında alır, ölmeyenleri de uykuları sırasında. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, ötekileri belirlenen bir süreye kadar salı verir. Bunda İyice düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yoksa Allah'ın berisinden şefaatçılar mı edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olmayan, hiçbir şeye gücü yetmeyen, aklını da işletmeyen varlıklar olsalar da mı? De ki, şefaat tümden ve sadece Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü, yönetimi O'nundur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Allah yalnız başına anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri nefretle ürperir. Onun dışındakiler anıldığında ise hemen müjdelenmiş gibi sevinirler. De ki, ey Allah'ım, ey gökleri ve yeri yaratan, ey görülemeyeni ve görüleni bilen, sen hüküm vereceksin kulların arasında ihtilaf ettikleri şeyler hakkında.'' Eğer yerdekilerin tamamı ve beraberinde bir o kadarı zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için tümünü mutlaka fidye verirlerdi. Çünkü hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılmıştır. Kazanmış olduklarının çirkinlikleri önlerinde belirmiş, alayede geldikleri şey kendilerini sarı vermiştir. İnsana bir zorluk, zarar dokunduğunda bize yalvarır, yakarır. Sonra ona bizden bir nimet lütfettiğimizde şöyle der: Bu bir ilim sayesinde verildi bana. Hayır, öyle değil. O bir fitnedir ama onların çokları bilmiyorlar. Onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi ama kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir yarar sağlamamıştı. Sonunda kazanmış olduklarının çirkinlikleri yakalarına yapışmıştı. Şunların zulmedenlerine de kazandıklarının kötülükleri gelip çatacaktır. Ve onlar kimseyi aciz de bırakamayacaklar. Onlar bunu etkisiz de bırakamazlar. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğini açıp yayar da, kısıp daraltır da? İman eden bir toplum için bunda elbette ibretler vardır. De ki, ey özbenlikleri aleyhine sınırı aşan, aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah günahları tümden affeder. Çünkü o mutlak gafur, mutlak rahimdir. Azap yakanıza yapışmadan Rabbinize dönüp ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez.'' Farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Benlik şöyle diyecektir o zaman. Allah'a karşı aşırı gitmem yüzünden başıma gelenlere bak. Alay edip duranlardan biriydim doğrusu. Yahut şöyle diyecektir. Allah bana kılavuzluk etseydi elbette bende korunanlardan olurdum. Azabı gördüğünde şöyle de konuşacaktır. Bana bir kez daha imkan verilseydi de güzel düşünüp güzel davrananlardan olsaydım. Hayır, olamaz. Ayetlerim sana geldi de onları hemen yalanlayı verdin. Büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Allah'a yalan isnat edenleri kıyamet günü yüzleri simsiyah halde görürsün. Kibirliler için cehennemde bir barınak mı yok? Korunup sakınanları Allah kendi başarıları yüzünden kurtarır. Ne kötülük dokunur onlara ne de kederlenirler. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine vekil olan da odur. Göklerin ve yerin kilitleri anahtarları onundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler Hüsrana uğrayanların ta kendileridir. De ki, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz, ey cahiller? Andolsun sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: Eğer şirke saparsan, amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun. Başkasına değil, sadece Allah'a kulluk ibadet et şükredenlerden ol. Allah'ı gereğince takdir edemediler. Oysa ki kıyamet günü yeryüzü tamamen onun avucudur. Onun avucundadır. Gökler de onun sağ elinde kudretinde dürülmüş haldedir. Şanı yücedir onun. Arınmıştır onların ortak koştuklarından. Sur'a üflenmiştir. Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sura bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla parıldamış, kitap ortaya konmuş, peygamberler, tanıklar getirilip aralarında hakla hüküm verilmiştir. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Herkesin yapıp ettiğinin karşılığı tam verilir. O Onların neler yaptıklarını daha iyi bilmektedir. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldiklerinde onun kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: Size içinizden rasuller gelmedi mi ki Rabbinizin ayetlerini karşınızda okusunlar ve sizi şu gününüze kavuşmanız hususunda uyarsınlar? Onlar evet derler. Geldiler ama inkarcılar hakkında azap hükmü hak oldu. Şöyle denilir: Girin cehennemin kapılarından. Orada sürekli kalacaksınız. Büyüklük taslayanların barınağı ne de kötüymüş. Rablerinden korkanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler. Oraya geldiklerinde cennet kapıları da kendilerine açıldığında oranın bekçileri onlara şöyle derler: Selam size tertemizsiniz. Hadi girin şuraya sürekli kalıcılar olarak. Onlar da şöyle derler. Hamdolsun Allah'a ki bize vaadini yerine getirdi. Bizi yeryüzüne mirasçılar yaptı. İşte cennetten istediğimiz yerde konaklıyoruz. İş yapıp değer üretenlerin ödülü ne de güzelmiş. Melekleri de arşın çevresini kuşatarak Rablerinin hamdiyle tesbih eder halde görürsün aralarında hakla hüküm verilmiştir. Nihayet şöyle denir, hamd alemlerin Rabbine özgüdür.